Robot kafalardan herkese merhabalar. Bu videomuzda size S serisinin en küçüğü, boyut olarak demiyorum, 360 S9'un küçük haylaz oğlu, S7'nin de kardeşi S5 modelini sizlere tanıtıyor olacağız. Bu olanağı bize sağladığı için Sherman Teknoloji'ye çok çok teşekkür ederiz. Ürün incelememizi sağlıyor. Kanalımızı takip ediyorsanız bizi az çok tanımışsınızdır. Dürüstçe, gerçekçe davranıyoruz. Ürünleri tanıtıyoruz. Herhangi bir çıkarımız yok bunlarla ilgili. Sadece incelememiz için sağ olsun gönderilen ürünleri evimizde uzun bir süre sizler için deneyimliyoruz. Ve gerçekçi şekilde sizlere aktarıyoruz. Herhangi bir çıkarımız yok şu aşamada. Hani çıkarımız olsa da ürünün bir eksiği, bir sorunu varsa zaten bunları size seve seve videolarımızda aktardığımızı bir önceki videolarımızdan takip ediyorsunuzdur. İlk konumuz, kimler neden S5 almalı? Öncelikle bu ürünün mop özelliği yok. Yani paspaslama yapamıyor. Bu ürünü tercih edenlerin evinde fazlasıyla halı olması gerekiyor ki hani çok fazla halı olan evlerde genellikle mop tercih edilmiyor. Evinizdeki halılar ağır eşyaların altındaysa, kaldırılamayacak derecedeyse bu durumda halıları toplayamayacağınız için mop yaptıramıyor olacaksınız. Bu üründe mopsuz olduğu için bu ürün tercih edilebilir. Bir de bazı titiz ailelerimiz var. Hani mop özelliği olsa da ben evimi bu ürüne moplatmam. Bu tarz ürünlerin yaptığı mop hani sizlerin yaptığının yerini tutamaz tabii ki. Yani mopu ben yaparımcılar bu ürünü tercih edebilir. 1500-2000 TL bandında daha düşük özelliklere sahip, uygulama zenginliği olmayan, hiç ya da tek bir harita özelliği olan, oda oda, bölgesel ya da sıralı temizlik gibi nimetlere sahip olmayan, rastlantısal ya da duvar takip sistemli, lidarsız robotlardansa biraz daha bütçeyi zorlayıp, bütçeyi biraz daha artırıp bir fiyat performans ürünü almak isteyenler için uygun bir model. Bu ürün nerede satılır? Ürünün distribütörü Sherman'ın kendi sitesinde satılıyor. Turkcell bir dönem satışını yaptı ve yapmaya devam edecek gibi gözüküyor. Aynı zamanda hepsi burada. N11, Trendyol gibi alışveriş sitelerinde de satışı oldu. Stok olmayabilir ama belli dönemlerde Sherman ve Turkcell ithalatını yapıp ülkemizde satışını gerçekleştiriyorlar. Şimdi kutu içeriğinde neler var? Kısaca onları izletiyor olalım size. Buradan sonra ürünü inceleme kısmına geçiyoruz. İnceleme... Temizlik yapmak beni mutlu ediyor.
Şimdi bu ürünün abisi S7, S7 Pro'dan farkı nedir? Bunu kısaca anlatıyor olayım size. Başta da söylediğim gibi bu ürünün en önemli özelliği, farkı birbirinden MOP özelliğinin olmaması. 360S5 2600 mAh, S7 S7 Pro 3200 mAh, yani 600 mAh batarya farkı var aralarında. Bir de 360 S5'in 2000 PA emiş gücü mevcut. S7 ve S7 Pro'nun 2200 PA emiş gücü mevcut. Hani aradaki 200 PA çok uçuk bir fark değil. Yani batarya gücü de çok çok uçuk bir oran değil, 600 mAh. Ama MOP özelliği, yani bu MOP özel ihtiyacınız yoksa evinizde 360 S7 ya da S7 Pro yerine bu ürünü tercih edebilirsiniz. Tabii ki batarya durumunu da evinizin metrekaresine göre değerlendiriyor olmanızda fayda var. 360 S7 ve S7 Pro ile hiçbir farkı yok. Malzemesi, aksesuarları birebir aynı. Tek farkı alt kısmında şurada bir tekerleği daha mevcut. Hani olur da eşik çıkarken ya da ne bileyim daha kalın bir halıya tırmanırken bu kısım yere temas ediyor. S7 ve S7 Pro'ya göre daha kolay çıkıyor, daha kolay tırmanıyor diyebilirim. Bunu çok beğendim. Tabii bizimkilerde S7 ve S7 Pro'da MOP özelliği olduğu için bu kısma MOP takılıyor. O yüzden böyle bir şey koymalarının mümkünatı yok. Çünkü üzerine MOP aparatı geliyor. Bu ürünü uzun bir süre kendi evimde test ettim, inceledim, deneyimledim. Bu deneyimlerim doğrultusunda benim evim 135 metrekare. Tam ev temizliğinde zorlanabiliyor cihaz, 2600 mAh bataryasından dolayı. Ama robot süpürgelerde genellikle tam ev temizliği yapılmıyor. Bunu bilmenizde fayda var. Yani ben evimde Odo Odo süpürttürüyorum. Kendi kullandığım S7'de de bu şekilde yapıyorum. Odo Odo kullanımlarda ne bileyim iki oda temizletiyorsunuz, sonra başka iki oda temizletebilirsiniz gibi. Bir kullanım zorluğu yaratmıyor. Mop ihtiyacınız yoksa kesinlikle bu ürünü net tercih edebilirsiniz, tartışmasız. Yani 1500 lira ya da 2000 lira lidar sensörsüz robotlara vermektense biraz daha bütçenizi zorlayıp, ki bu ürün vakti zamanında 2400 civarında satıldı diye biliyorum. Epeyden araştırabilirsiniz bunu. Biraz daha dediğim gibi bütçenizi artırıp 10 harita kayıt özelliği olan lidar sensörlü ve S7, S9 ile uygulama anlamında hiçbir farkı olmayan bu özellikte bir ürüne sahip olabiliyorsunuz bu fiyata. Gerçekten fiyat performans ürünü diyebiliriz. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Evet robot kafalar, bu videomuzun da sonuna geldik. Videomuzun kapanışını size 360 S5 robotumuz kendisi bir şey söyleyerek yapacak. Sözü ona bırakıyorum. Güle güle.